Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar. TK'yı ne yapmak istiyor diyoruz. Sözlerime başlarken tüm dünyayı saran ve şu anda da ülkemizde hızla ilerleyen, birçok cana mal olan koronavirüs salgını dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi görenlere de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, sizlerle böyle bir günde burada oturup da basın açıklaması yapmak istemezdik. Bir araya gelip devam et abi. Bu şekilde buluşmak istemezdik ama durum ciddi. Ciddi olduğu için buradayız. Sizlerin de malumu olduğu üzere geçen yıl Oda İş Şirketi'ne verilen yerden sonra bir basın açıklaması yapmıştık. O basın açıklamasından şunu söylemiştik. Yani sahalarımızın bu şekilde ihalesiz bir şekilde birilerine verilmesine karşı çıkmıştık. Ve demiştik ki inşallah yarın bizim sahalarımız da bu şekilde verilmeye kalkmazsınız diye haykırmıştık. Ama maalesef TK'yı bugün bizim çalıştığımız sahalarla uğraşmaya başladı. Ereğli'nin markası olan Aponos'u, Güney ve Kuzey Kısrakları kömürlerinin açık ocakta olunan kısımlarının da Kartal, Aponos'u, Çukur ve Sarıkaya dediğimiz panoları bir kısmı ihaleyle verilmeye çalışıyor. Halbuki bunları bizim açık ocaklar, bizim çalışma sahalarımız ve bizim şu anda hali hazırda üretime yönelik çalıştığımız sahalardır. Bu olayın nasıl olduğunu ben size izah edeyim. Soma Kömürleri Anonim Şirketi'ne ait olan Işıklar Ocağı, TKİ'nin şirketi olan Genel Anadolu Madencilik tarafından devir alındı. Devir alan TKİ yönetimi bundan pişman olmalı ki, 21 Nisan'da bu ocağı üçüncü defa ihaleye çıkacak. Daha önce iki defa ihaleye çıkmasına rağmen devredemedi. Şimdi 21 Nisan'da üçüncü ihale yapacak. Şimdi ben size bu ihalelerden bahsedeyim arkadaşlar. Birinci ihalede sadece Işıklar Ocağı'ydı. Şimdi bakın ben burada göstereceğim. Yer altı burası Işıklar Ocağı dediğimiz şu yeşil, şuraya kadar işaretlenen sağ. İkinci ihalede Işıklar Ocağı ve Güney Kısrakları yer altı olarak verildi. Şu bölüm, burası komple yer altı, güneyde dahil edildi. Bakın şu şöyle çıkıntı var. Yani pastadan bir dilim daha ilave edildi pastaya. Üçüncü ihalede ne oldu değerli arkadaşlar? İhalesiz TK'nin diğer şirketi olan TH tarafından verilen bizim çalıştığımız daha önce Atem kömürü çıkardığımız Elmalı dediğimiz yerler şu sahanın üstü komple Sarıkaya'da dahil edildi. Ve buna bir de Aponos'unda Kartal Kayası dediğimiz ve her sene bizim yazın canla başta çalışıp kışın da gelen heyelerden sonra çalışmayı durduğumuz, uzun süredir de sendika ve TK'yı yönetiminde katkıları var bunda, çalışmaya açmaya çalıştığımız bu Kartal heyelan bölgesi komple heyelan geliyor ve eski Kısrakdere kömürü dediğimiz 5-6 bin kalorili kömür var burada. Ne kadar var? Şu anda bilinen 2 milyon ton falan rezerv var. 2 milyon ton rezerv az bir rezerv değil. Tabii bunun madencilikte 2 milyon ton rezerv oraya almaya başladıkça hareketli oluyor. 3'e, 4'e, 5'e çıkabilir. Artı buradan aldığımız yan tarafında da 1 milyon tonda B-termiklik rezerv var. 1 milyon tonluk da B-termiklik rezerv var. Ne oldu şimdi 3. ihalede? İşte bakın arkadaşlar şu haritada gördüğünüz yer komple ihale ediliyor. Ne yapıldı? Pastaya bir dilim değil, iki dilimle beraber ballı börek oldu. Bunlar ilave edildi. İşi bilen bizim Sayın TK'yı kafaya koymuş, Yeni Anadolu zarar ediyor diye bizi Ege Niyetleri İşletmesi'ni birilerine pasta olarak ikram ediyor. Şimdi herhalde bundan sonra 3. ihalede de teklif veren çıkmazsa Sayın TK'yı haritayı komple Ege Niyetleri İşletmesi olarak yapacak gibi geliyor bize. Nasıl olsa vermeye alıştık. Ses seda da yok. Ama şunu bilsinler. Biz ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, nasıl olduğumuzu o zaman göstereceğiz. Şimdi bunlar daha başlangıç. Eyleyi sunacak.
dedik. Ehliye kim? Ehliye Sayın Basın Mensupları TK'nin %60'ı. Yani tüm TK'nin %60'ı. TK'yla daha önce 11 tane müessese varken de ehliye başlardaydı, revaçtaydı. Her zaman TK'ya bunu takdir etti ve söyledi. Ama şimdi ne hikmettir? Bir sürü çalışmayan, çalışılmayan şey varken, yer varken ehliye gözü diktiler ve ehliye bir şekilde birilerine ikram etmeye çalışıyorlar. Biz üzülüyoruz. Ama şunu bilmiyorlar. Ehliye demek Soma demek. Ehliye demek şehrin insanlarınınla beraber paylaşan, ürettiğini burada pazarlayan, ekonomimize katma değer sağlayan, Soma'ya aş, iş, okul, yol, köprü, biz bunları yaşadık. Ehliye sayesinde bunların hepsi yapıldı. Dönen işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarıyla, genciyle, özeliyle, kamusuyla, evlisiyle, bekarıyla, kısacası Soma'da nefes alan herkesle bir bütündür Ehliye. Ve hala bizim emeklilerimiz, buradan giden emeklilerimiz her zaman şunu söyler. Taşına toprağına binlerce bereket versin, Allah bereket versin diye hep yad ederler Ehliye'yi. Ehliye'ler Soma'dan asla vazgeçmezler. Bu bizim kutsalımızdır. Ehliye Soma'nın kutsalıdır. Ve bizim milletimiz de kutsalına asla el değirmez. Biz de el değirtirmeyiz. Şunu buradan haykırıyorum. Biz bugüne kadar hep ilgili ilişkilerimizi insancıl, yaklaşımlarımızı daha yumuşak, sevecen bir üslupla, üslubumuza da dikkat ederek götürdük. Bundan sonra da öyle götüreceğiz. Ama bakın buradan TK'ya sesleniyorum. Sakın ola ki eyleyle oynamayın. Elinizi ve kirli emellerinizi çekin. Biz işçiler olarak çalışmak, üretmek istiyoruz. Bize Sayın TK'yı, eyleyi çalışanları, eyleyi dağınık çalışıyor diyorlar. Bunlar da bizi herhalde bu şekilde toparlamaya, yani bir araya getirmeye çalışıyorlarmış. Bir araya getirmek, toparlamak, bizim sahalarımızı, çalıştığımız, ürettiğimiz sahaları birilerine ikram etmekle olmaz. Bizim stokladığımız kömürümüz stokta yanarken başkasının ödemesi sahalarından aldığın kömür pazarlamayacaksın. Biz dağınık falan çalışmıyoruz. Bize bulunan plan neyse işçi onu yapar. O zaman sizin planınızda, programınızda bir anormallik var. Bir bulun, bir kendinize bir sorgulayın. Bunu bir yapın. Biz soruyoruz Sayın TK'ya. Ehliye'de açık hoca gördüğüne kadar işte 10 yıl, 15 yıl kaldı. Peki 10-15 yıl sonra ne yapacak bu millet? Bugün emekliliğine 30-40 sene olanlar var. Yeni işçiler aldı. Daha yeni işçilerimiz işbaşı yapacak. Ne olacak bunlar? Yanlış bir yere mi girdiler? Yanlış bir kuruma mı işbaşı yaptılar? Ne olacak? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bunun programını işçiler yapmayacak. Bunun programını, planını TK'ya yapacak. Ama biz şuradan şunu anladık bu duruma geldikten sonra. Bu yönetim bu şekilde olursa 10-15 yıla kadar Ehliye diye bir şey kalmayacak. Bunu da komple bir pasta olarak birilerine ikram edecekler. Anladığımız kadarıyla Egelilikleri işletmesini Sayın TK'yı kafaya takmış. Ehliye'yi başka yerlerle kıyaslıyorlar. Soma'yı başka yerlerle kıyaslıyorlar. Ama şunu bilecekler, Ehliye'yi öyle Soma kolay yutulur bir lokma değildir. Biz bunu mutlaka göstereceğiz ve ispat edeceğiz. Biz diyoruz ki siz bizim Ehliye'deki dağınık çalışmayı kafaya takacağınıza daha bir yıl önce o da şartlı firmaya verdiğiniz bizim Sarıkaya'nın bitişindeki sahayı, işte şurası, bizim burası Sarıkaya ve şu arada kalan yer. Verdiğiniz sahada bu firma geldi. Şu ana kadar anlaşmanız neydi? Bu firma ne kadar kömür çıkardı? Ne kadar aldınız? Ve de bu firma bu kadar deha madenciliğe sahip, bizden de ileri teknolojiye sahip makineleri var. Bir Soma halkı da gelsin görsün nasıl bir makinelerle, kamyonlarla üretim yapılıyor. 3 ayda kömüre geldi. Bakın söylüyorum, 3 ayda.
degabajı yaptı. 3 ayda kömüre girdi. Ve kömürün kalorisi de nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? 5000, 6000 kalori arası. Öyle değil mi de? Yüksek kalorili, kısak dere kömürü. Şimdi ben soruyorum buradan. Siz burada kömür olduğunu biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Yöneten sizsiniz Sayın Tekay. Bilmiyorduysanız bizim bitişimizdeki bu sahada kömür olduğunu nasıl bilmezsiniz? Biliyorduysanız bu kömürü bize niye çıkarttırmadınız? Diyorsunuz ya dağınık çalışıyorsunuz Sarıkaya'da işte yıllardır üretim bitecek bitecek diyorsunuz ve üretime devam ediyorsunuz. E bu kadar orada kömürün olduğunu bile bile başkasına niye veriyorsunuz? Niye bizim Sarıkaya'daki ekibimiz gidip de orada bizim makine parkımız yetersiz miydi o kömürü almak için? Yok değildi. Niye o zaman bize ürettirmiyorsunuz Sayın Tekay? Niye ürettirmediniz? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Enerji Bakanımız Fatih Bey durmadan yerli kömür, milli kömür, yerli üretim, yerli enerji diye bahsediyorlar. Doğru. Biz de milliyetçi insanlarız. Devletimizi, milletimizi çok seviyoruz. Elbette ki doğal kaynaklarımızın da ekonomiye kazandırılmasından yanayız. Termik santralinde yakılmasından yanayız. Fabrikalarda yakılmasından yanayız. Şimdi senin burada kadroda işin dururken duruyorsun. Oradan kömürü çıkarttırıp yani başka birine çıkarttırıp öbür adamları atıl vaziyette bir kenarda tutmaya çalışıyorsun. Biz bunu anlamış değiliz. Bu madenci dehalarını da anlamış değiliz. Kimdir, nedir, nasıldır, buraya gelmişlerdir. Ha burası ihalesiz verildi bir de biliyorsunuz. Direkt bizim TK'ya bağlı KİHAŞ üzerinden verildi. Yani Türkiye'de başka dahi madenciler de var zannediyoruz biz. Niye onlara verilmedi de buraya verildi? Ben şimdi değerli basın mensupları sizin huzurunuzda bir kez daha sesleniyorum TK'ya. Soma kutsallarına dokunulduğunda tek vücut olmasını bilen bir yöredir, bir memlekettir. Daha 6 yıl önce Soma'da biz 301 tane maden şehidi verdik ve bizim mezarlığımızda yatıyormuş çoğu. Biz bazı şeylerden 2014 yılından beri ders aldık. İşsizliğin, açsızlığın ne olduğunu gördük. 2014 yılında özel sektörler kömür üretmediği zaman Ege'nin yükleri işletmesinin stoklarının kaç ayda bittiğini de biliyoruz. Onu da gördük, yaşadık. Ve buradan diyoruz. Eli üzerinden ekmek yiyen binlerce kişi olan Soma'da elinizi eteğinizi bizim üzerimizden çekin. Kirli düşünceleriniz asla emeline ulaşamayacaktır. Biz maden iş camiası olarak kenetlendik ve birlik içindeyiz. Genel merkezinden tüm şubelerine kadar, Soma'daki diğer şubeler de dahil. Ve buradan haykırıyoruz sizin huzurunuzda. Biz sonu ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeye, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye varız. Bunu buradan Sayın TK'yı bilsin. Bu mücadelede başta milletvekilimiz, yöremizin çocuğu Sayın Mehmet Ali Özkan, başta olmak üzere diğer Manisa milletvekilleri. Ondan sonra siyasi partilerimiz, ilçe siyasi parti örgütlerimizin, tüm Soma'da faaliyet gösteren derneklerimizin, diğer sivil toplum örgütlerimizin, emeklilerimizin, köylülerimizin, esnafımızın, memurumuzun, diğer işçilerimizin hepsinin bizim yanımızda olduğuna canı gönülden inanıyor. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgiyi vermeyi, Soma halkına bilgi vermeyi bir borç biliyorum. Yönetim kurulum adına tüm Soma halkına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tüm çalışanlarımıza Soma halkına sağlıklı, esenlik dolu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.